Son zamanlarda tekrar televizyonlara sık çıkmaya başladınız. Önce Habertürk'te, sonra CNN Türk'te. Sonra Şimdi Alt Halk TV'de, TV'de çıktınız, bir de onların Ulusal öncesinde. Kanal'da. Ulusal kanal normal. Şimdi şöyle bir durum hatırlıyorum ben eski bir gazeteci olarak. 96-97'de böyle bir furya olmuştu. Susurluk ve 28 Şubat sürecinde çok sık çıkıyordunuz gerçekten televizyonlara. Hatta yetiştiremiyordunuz randevuları, öyle hatırlıyorum bir. İkincisi, uzun bir ara verildi. Arada çıktınız ama peş peşe hiç olmadı. 15 Hapis mesela yattık zaten hapisten arada. çıktıktan sonra mesela öyle bir şey olmadı, dikkatimi çekti. Hapisten çıktıktan sonra kimse davet etmedi sizi televizyonlara. Çok ilgim var ve ben bunu Davet etmesi için benim gazeteciyim, bilmem neyim, marangozum demem evet. lazımdı. Enteresan da o. Ama 15 Temmuz'dan sonra siz ve partinizin yönetici ekibinden birçok isimin olmadığı, Vatan Partili birinin olmadığı program hemen hemen yapılmadı bir süre. Zannediyorum bir el bunu kesti, o ayrı dava. Bir de son günlerde Afrin Harekatı'ndan sonra çok sık çağırmıyorsunuz. Neye yoruyorsunuz bunu? Üç dönemi. Türkiye dara girdi mi, Türkiye çetin koşullarla karşılaştı mı, imdada Vatan Partisi yetişir. Herkes bunu biliyor. Vatan Partisi can kurtarandır. Yani zorluklarla mücadele eden, geleceği gören, ışık tutan, aydınlatan partidir. Onun için şimdi Türkiye bir savaş halinde. Zaten Vatan Savaşı'ndan Milli Hükümet'e stratejisini bu nedenle kurduk. Biz biliyoruz Vatan Savaşı Milli Hükümet'i davet eder, Vatan Partisi'ni iktidara davet eder. O nedenle bu koşullarda Vatan Partisi'nden başka kim Türkiye'nin önünü aydınlatacak? Kim doğru siyasetler üretecek? Kim doğru analizler yapacak? İşte görüyoruz uzman falan diye ortalıkta olan insanları, parti başkanı diye sahneye çıkanları, hangisinde doğru dürüst bir öngörü var, bir öneri var? Hiçbir şey yok.